Merhaba hanımlar, Ebe Börgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir bluz anlattım. Bu bluzu mevsimlik olarak tasarlayabilirsiniz. Şimdi hanımlar, bu model her yaş grubuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Mesela burada iki sıra kremden gittim. Bir sıra gidip bir yaş grubuna, işte iki sıra gidip 2-3 yaş grubuna, bir sıra daha gidip mesela 4-5 yaş grubuna göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu askı boylarını da mesela sayı verdim. Daha büyük yaş grupları için işte ikişer ikişer askı boyu artırarak her bir yaş grubuna göre yapabilirsiniz. Hatta kendinize göre de örebilirsiniz hanımlar. Ve burada askılı ayarlanabilir. Askılı diyorum, pardon, kemer formunda böyle geniş ister de bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir model oldu hanımlar. Şimdi kullandığım ip polosu Soft Lux'un antibirlik özellikli ipi. Mavi kodumuz 442. Aynı şekilde kodu 459. Krem rengimiz 462. Ve lacivert rengimiz 460. Şimdi hanımlar, bu ipleri Trendyol, PTT, AVM hepsi burada, N11 gibi alışveriş sitelerinden temin edebilirsiniz. Ayrıca Polosu Softo Lüksü, Polosu'nun web sitesinden de daha uygun fiyata bu ipleri alabiliyorsunuz. Bu ipler gerçekten çok güzel ipler. Yani herkese tavsiye ederim. Bebeklere de uygun. Her kullanım alanları çok geniş bu ipin. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Bir de pardon, unutmadan şu ölçüyü de vermek istiyorum. Bakın, beden genişliği 31, hatta böyle esniyor, böyle bayağı bir 32-33'ü buluyor. Yani takriben 60 santim ve omuzdan etek ucu da 34 santim. Zaten bir tık hani crop gibi oldu ama 1 yaş 2 yaş bebeklere rahatlıkla göbek hizasından aşağıda olabilir. Ve kullandığım tığ numarası da şu an şöyle. Bu tığdan göstereyim. Bakın, 2,5 milim. Tulip'in kullandım. Bu Clover tığı. 2,5 milim tığ kullanacaksınız hanımlar. Benden bu kadar. Şimdi hemen örgüye başlayalım. Toplam 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. İlk birinci zincirden tığ geçirdik. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım. Minik bir halka oluştu. Bakın, burada minik bir halka var. Şimdi iki zincir çektikten sonra bir trabzan, iki trabzan, bir zincir, bir, iki, bir zincir. Şu an 4 tane yaptım. Her ikişer trabzanın arasına birer zincir olacak. Toplam 8 tane yapacağız. 1, 2, yani 8 tane ikili grup yapacağız. Şu an 4. ikili grubum, yani 8 tane şu an trabzan var burada. Bakın, 2, 4, 6, 8. Ama aralarında her iki trabzana bir zincir var. Bir zincir çekiyorum. Bir, 2, 3, 4, 5, 6 tane ikili. Son ikili grubu 7. Bir zincir. Bir zincir. Bakın, toplamda sayalım birlikte. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 tane trabzan oluyor. Yani her ikide bir, aralarda bir boşluk. Bir zincir çektik. İlk trabzanın birik noktasına. Bakın, birik noktası burası. Buradan girdim. Direkt çıkış yapıyorum. Ve ipimizi kesiyoruz. Ortası bu şekilde.
oluyor. Şimdi diğer ikinci renge geçiyoruz. Herhangi bir yerden başlayabilirsiniz. Bakın boşluklardan. İki zincir çekiyorsunuz. Toplam bu boşluğa 3 tane trabzan yapıyorsunuz. 1, 2 ve 3. Şimdi geldim diğer boşluğa. 1, 2 ve 3. Pardon, burada zincir çekmeyi unuttuk. Bu arada bir zincir var. Geldim. Bakın. 1, 2, 3, bir zincir. Bu şekilde komple yapıyoruz. 2 ve 3, bir zincir. Şimdi komple çevresini yapalım. Evet, bakın geldik, son bitirdik. Ve kilitledik. Bir zincir çektim. Bitiriyoruz. Şimdi diğer renge geçiyorum. Evet, herhangi bir boşluktan başlayabilirsiniz. Şimdi üçüncü sırada iki zincir çekiyorum. Şimdi iki tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Hiç arada zincir çekmeden 1, 2. Şimdi 1, 2 zincir çekiyorum. Sonra aynı yere tekrar başlıyorum. 1 ve 2. Şimdi geçiş yaparken bakın zincir yok. 2 tane trabzan. Bakın boşluğa batıyorum. 2 zincir. Aynı yere tekrar 1, 2. Bakın geçiş yaparken zincir çekmiyoruz. Sadece boşluğa 2 tane trabzan yaptım, 2 zincir çektim ve 2 trabzan. Bu şekilde yuvalar yapıyoruz. Burayı da 2 zincirle kapatacağız. 2 zincir. Evet, ben şimdi burayı tamamlayıp geliyorum hemen. Evet, geldim. Buraya battım. 2 tane yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Bakın. Şimdi birleştiriyorum. Ve direkt çıkış yapıyorum. Şimdi şuradaki trabzanları yapacağız. Toplam 7 tane trabzan var. Şöyle 2 zincir çekelim. Burada 1, 2 trabzan yapalım. Sonra bitirirken 5 tane yapacağız, birleştireceğiz. Anlaşılmayacak. Şimdi bakın, bu boşluğa değil, buradaki boşluğa atlıyoruz. Toplam 7 tane trabzan yapıyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Bakın arada zincir yok. Geldim. Tekrardan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
2, 4, 6, 7. Bakın. Şu iki trabzanların boşluklarına 7'şer 7'şer dolduruyorsunuz. Sonra buraya geliyorsunuz. Evet, geldik. Bakın burada 2 tane yapmıştık. Şimdi 7'ye tamamlayalım. 3, 4, 5, 6, pardon, 6 ve 7. Bakın toplam 7 tane oldu. Bu trabzandan girdim, direkt çıkış yapıyorum ve bu şekilde birleştiriyorum ve ipi kesebiliriz. Şimdi başka renge geçiş yapıyoruz. Şöyle ön üstünden alayım ki. Şimdi hanımlar, istediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bakın tam şu köşe, bakın şu köşelerden başlayacağız. İpi takalım. Şimdi bakın buradan böyle tel aldık. Şimdi böyle ta geçirelim. Bakın şuradan boşluğa batıyorsunuz, uzunca çekiyorsunuz. Bu şekilde direkt çıkış yapıyorsunuz. Şimdi burada toplam 7 tane trabzan var. Toplam 7 tane sık iğne olacak. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane. Bakın sayımız tuttu. Tekrar. Şimdi bakın boşluğa batıyorum. Boşluğa batıyorum. Yani pardon, tel alıyorum. Batmıyorum. Buraya batmıyorum. Direkt şuradaki boşluğa batıyorum. Direkt çıkıyorum. Çıktım. Şimdi bakın trabzanın tepesi burada. 1 2 3 4 5 6 7. Tel aldım. Bakın batmadan direkt çıkış yapıyorum. Buradaki trabzan birit noktası burası. 1 2 3 4 5 6 7. Bu şekilde komple çevresini gidelim hanımlar. Bakın bu şekilde form veriyoruz ve sonunda bitireceğiz. Hemen yapıp geliyorum. Evet, bakın şimdi geldik. Boşluğa batıyorum ve başladığım noktanın tam tepe noktasından girip çıkış yapıyorum ve bu şekilde bu rengimiz de bitiyor. Şimdi kren rengine geçiş yapacağız. Evet, herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Bakın şu yaptık ya, bunun tam burasından girdik, tepe noktasından, birit noktası. Bu 7 tane olanın birit noktasına batmıyorsunuz. Buradaki trabzanın tepe noktası burası. Şimdi buraya 2 zincir çekiyorsunuz. Köşe burası, ilk köşe. 1 trabzan, 2 trabzan. Şimdi sık iğne yapıyoruz. Toplam burada 15 tane sık iğne olacak. Çünkü şuraya da sayarsak 15 tane oluyor. Şimdi gidiyoruz. Bakın, birinci yaprağı atladım. Şimdi buna da battım. 8 oldu. 9 10 11 12 13 14 ve bakın 15. Şimdi bakın geldik tepe noktasına. 15 sık iğnede bir köşe yapacağız. Tel aldım. Bu tepe noktasına bir trabzan, iki trabzan. Şimdi iki zincir. Aynı boşluğa tekrardan bir trabzan, iki trabzan. Şimdi geldik tekrardan 1 2 3 4
5, 6, 7 ve bakın 8. Sayılı yaptığım için hiçbir hata vermiyor. Dikkat edin, hani sayıları eksik olmasın. Böyle devam ediyoruz. Şimdi diğer köşeye geleceğiz. Bakın 2 yaprakta bir köşe oluşuyor. Toplam 4 tane köşemiz olacak zaten. Evet, geldik köşe noktasına. Aynı şekilde bir trabzan, iki trabzan, iki zincir. Aynı yere bir tane daha batıyorum. Şimdi sık iğne ile devam ediyoruz. Şimdi buradaki bu köşeyi buraya kadar gelin. Buraya da yapın. Burada da köşe olacak. Bakın. 2 atlayıp, yani 15 tane sık iğne köşe, sonra 15 tane sık iğne ve son köşe. Buraya kadar örelim. Evet, geldik başladığımız noktaya. Aynı yere 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Şimdi 2 zincir çekiyorum. İlk tepe noktasından direkt çıkış yapıyorum. Bakın, bu şekilde oluşturduk. Şimdi ben farklı bir teknik kullanarak boşluklar yaptım. Ama dilerseniz siz sık iğne trabzan yapabilirsiniz. Yani normal trabzan örebilirsiniz. Boşluğa geldim. 2 tane zincir çekip 2 trabzan yaptım. Şimdi bakın. Bu 2 trabzanı atlıyorum. İlk sık iğnenin tepesine batıyorum. 1 2 Bu boşluğu atlıyorum. Diğer ikinciye atlıyorum. Bir boşluk atlıyorum. Bir boşluk daha atlıyorum. Boşluk, birer birer boşluk atlayarak ikinci sık iğnenin tepesine batıyorsunuz hanımlar ve 2 2 trabzan yapıyorsunuz. Şimdi köşeye kadar gelelim. Evet, bakın geldim son sık iğnenin tepe noktasına. Bakın burası. Şimdi köşeyi saymazsak 2, 4, 6, 8 toplam. Bakın 2, 4, 6 ve 8 tane şu arada ikili ikili trabzan var. Geldik şimdi köşeye. Köşeyi sayarsak 9 ve 10. Köşeye geldik. 2 tane. Bakın köşeye gelirken 1, 2 trabzan. Bakın şu ikili trabzanı tam atlıyoruz. O şekilde batıyoruz. 1, 2 zincir. Aynı şekilde köşeye 1, 2 trabzan. Şimdi bakın. Tel aldım. Bakın bu 1, 2 trabzan atlayıp sık iğnenin tepesine batıyorum. Ve aynı devam ediyoruz hanımlar. İplerim karıştı biraz. Neyse. Şimdi bu şekilde devam ediyorsunuz. Buradan böyle gelin. Buraya kadar gelelim. Evet, geldik şimdi boşluğa. 1 2 2 zincir çekiyorum ve trabzan birit noktasından direkt çıkış yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Son bir sıra daha krem öreceğim. 1 2 bakın son bir sıra daha krem örüyorum. Şimdi bu da basit. 1 trabzan, 2 trabzan. Şimdi boşluğa 2 2 batarak devam ediyorsunuz. Bakın bu şekilde. Şu buradan buraya kadar gelelim.
Evet, köşe noktasına geldim. Şimdi boşluğa iki tane, bakın böyle iki zincir, boşluğa tekrar bir trabzan, iki trabzan. Şimdi geldim, bakın iki tane atlıyorum boşluğa. Hep boşluklara batıyoruz. Bu şekilde köşeleri de oluşturuyoruz. Böyle gelin, sonra burada iki tane trabzan yapıp iki zincirle birleşti. Aynı buradaki gibi motifi büyütmüş oluyoruz hanımlar. Evet, motifimiz bu şekilde hanımlar bitmiş oldu. Ben bu motiften bluz yapacağım. Tabii siz bu motifi istediğiniz her ürün yapabiliyorsunuz. Battaniye dediğim gibi yelek, şapka, atkı, hırka, birçok model çıkabilir. Bu şekilde bitmiş oldu. Evet hanımlar, şimdi motifimizin mavi kenarına gideceğiz. Şimdi bir sık iğne yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve boşluğa sık iğne yaparak kilitliyorum. 1, 2 ve 3. Bu şekilde komple çevresini döneceğiz. Bakın boşluğa batıyorum. Sık iğne tekniğiyle birleştiriyorum. Köşeye geldim. 1, 2 ve 3. 1, 2 ve 3. Bakın köşe noktası. Buraya bir sık iğne. Şimdi 1, 2 ve 3. Bakın ikinci sık iğne. Köşeyi de bu şekilde dönüyoruz. 1, 2 ve 3. Komple çevresini yapın. İpi kesmeyin. Çünkü bu iki motifi birleştireceğiz. Bu motiften toplam 4 tane yapacaksınız hanımlar. Şimdi bunun komple çevresini gidelim gelelim. Evet bakın şimdi geldim. Köşeye. Buraya bir sık iğne. 1, 2, 3 tane yapıyorum. Ve birleştiriyorum. Şimdi bir zincir çekerek kilitleyelim. Bakın hanım, elimdeki bu parçayla aynı bunu örmeye çalışacağız. Arka ve ön aynı olacak hanımlar. Bu iki motifi birleştireceğiz. Şimdi ön yüzleri birbirine bakacak şekilde getiriyorsunuz. Köşe noktası, bakın burası köşe noktası. Bunun da köşe noktasından geliyorsunuz. Bu şekilde bir sık iğne yaparak iki köşeyi birbirine kilitledik. Şimdi toplam 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Şimdi bu zincirleri bakın şöyle eşit şekilde üst üste getirin. Sık iğne ile birleştirin. 1, 2, 3. Bakın sakın kaydırma yapmayın. 3, 4 pardon 3 tane diyorum. 4 tane zincir çekeceksiniz. Bu şekilde 1, 2, 3 ve 4. Böyle birleştiriyorsunuz. Bakın zaten eşit düşüyor. Sayılarımız eşit olduğu için. Birleştiriyorsunuz. Şimdi bunu buraya kadar gelelim. Evet, köşe noktasına geldim. Ve bitiriyorum. Bu şekilde motifleri birleştirdim hanımlar. Şimdi bu ön diyelim, bu da arka olsun.
Şu şekilde yaptığımda koyu ve açık. Koyu, açık ve koyu bu şekilde eşit şekilde gelsin. Şimdi askıları yapacağız. Krem ipimizle. Şimdi ipin ucunu bulmaya çalışıyorum. Şimdi burası, bu kısım, ön kısım olsun. Bakın. Köşeden 1, 2 ve 3. 1, 2, 3. Gözükmedi. Bakın. 1, 2, 3. Üçüncüden başlamışım. 1, 2, 3, 4, 5. Toplam 5 tane ikili ikili trabzan yaptım. Şimdi burası arka olacağı için arkası bir tık şu omuzdan geldiği zaman askı bir tık dar olması lazım. Biz bu parça arka 1, 2, 3 ve 4 yapalım. Ön 3, arka 4. Ama dilerseniz yapmayabilirsiniz de. Hani bu sıkıntı olmayacaktır. 2 tane zincir çekiyorum. Şimdi 2 tane trabzan yapıyorum. Atladım. Şöyle şimdi askıyı yapıyoruz hanımlar. Mesela önlüğü de 4 yapabilirsiniz. Arkayı da 4 yapabilirsiniz. Ama ben bir tık arkadaki askılar bir tık daha dar olduğu için o formu verebilmek için 1 santim olmuş oluyor zaten. Bakın 1, 2, 3, 4. Mesela önde 1, 2, 3 oluyor. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 2, 5. Şimdi bakın. Askıda dümdüz yukarı çıkabilmek için şimdi buraya bir zincir çekiyorum. Bakın bir tane pardon trabzan yaptım. Şimdi boşluğa iki tane trabzan yapıyorum. Bir ve iki. Bakın boşluğa bir ve iki. Şimdi geldik. Buraya da iki tane yaptım. Şimdi bitirirken bu iki tane trabzan tepesine en sonundakine bir tane trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Şimdi döndüm. Bakın trabzan tepesine bir tane, boşluğa bir tane yapıyorum. Şimdi devam ediyorum. Bakın 2, 1, 2. Bu şekilde dümdüz yukarı doğru öreceksiniz hanımlar. Şimdi askı boyunu da vereceğim. Geldim. Bakın boşluğa bir, trabzanın tepesine bir tane yapıyorum. Şimdi iki zincir çektim. Döndüm. Ne yapacağım? Bir tane buraya yapıyorum. İki tane olduğu için. Şimdi boşluğa iki tane yapıyorum. Bu şekilde yukarı doğru dümdüz örüyorsunuz. Bakın. Fark ettiyseniz ölçü verdiğim sayılar bakın 1 2 1 2 1 2 1 bu şekilde yukarı doğru gittim. Toplamda 2 4 6 8 10 sıra ördüm. Sizler de 10 sıra örüp bu askıları bitirelim hanımlar. Ondan sonra bu alt etek ucuna geçeceğiz. Evet hanımlar şimdi askıları yaptım. Birleştiriyoruz önce askıları. Çok basit. Şöyle ters çevireceğiz. Ön yüzleri birbirine bakacak. Sık iğne tekniği uygulayarak birleştiriyoruz.
Evet, bu şekilde yapıp bitiriyoruz. Şimdi buradaki işlemeye geçiyoruz. Etek ucunu örmeye. Bakın köşe noktası burası. Şimdi bir trabzan yapacağız buraya. Burası köşe olduğu için bir trabzan. Şimdi geldik bu boşluğa. Bu boşluklara bir, iki trabzan, iki zincir, iki tane trabzan. Aynı bu şekilde gideceğiz hanımlar. İki zincir. Bu şekilde devam edeceğiz komple. Bakın iki trabzan, iki zincir, aynı yere batıyorum. Şimdi boşluğa geldim yine. Bir, iki, iki zincir çekiyorum. Bakın aynı yere batıyorum. Bu şekilde yapacağız. Buradan buraya kadar. Şimdi buraya geldiğinizde de bakın şuraya da buraya yapacaksınız. Şuradaki boşluğa, buradaki boşluğa da yapacaksınız. Ben şimdi buradan buraya kadar geleyim. Evet. Bak buradaki köşe noktası oraya da iki tane yapıyorum. Aynı şekilde devam. Burası birleştirme zinciri. Bakın diğer köşe motife geçtik. Onun köşe noktasına da batıyorum. Ve bu şekilde sıramı tamamlıyorum. Şimdi hemen buraya gelelim. Dönüşü yapacağız. Evet, geldik son. Şimdi başlarken trabzan ile başlamıştık. Şimdi bir trabzan yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Döndüm. Bak, trabzan tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Sonra boşluğa sırayla devam edin. Bu şekilde uzatacağız. İstediğiniz sıra kadar örebilirsiniz. Bakın devam ediyorum. Bu iki zincirin arasına giriyoruz. Boşluk kısmına. Buradan örmeye devam edeceksiniz. Bakayım ben kaç sıra örmüşüm toplamda. 1, 2, 3, 4, 5 sıra ördüm. Biraz crop tarzı minik, biraz kısa olsun diye 5 sıra ördüm. Sizler istediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz. Aynı bu şekilde örüp bitirip gelelim. Evet hanımlar, şimdi bakın alt etek dibini ördüm. Şimdi bu köşelerini birleştireceğiz. Fakat buraları ben boş bırakacağım. Yani sadece şu tepeden geleceğim, burayı birleştireceğim. İpi kesmeyeceğiz. Şimdi size ipi koparmadan şu iki kenarlarını önce birleştirelim. Bir, iki, üç ve dört tane yapmıştık. Eşit şekilde bakın şuraya kadar birleştireceğiz.
Evet, geldik bu köşe uçlarına. Burayı da birleştirdik. Şimdi bakın, ip hiç kesmeye gerek yok. Buradan böyle geleceğiz. Sonra burayı da birleştireceğiz. Sonra diğer tarafa geçip isterseniz burayı da birleştirin. Ondan sonra komple çevresine desen gideceğiz hanımlar. Şimdi ipi kesmiyorum. Maviden komple bunun çevresine gideceğim. Bakın ön yüzüne örnek kuracağız. Şimdi burayı böyle birleştirdik. Geldik. 2 3 4 5 ve 6 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde kenar oyalarını gidelim hanımlar. İki, dört, beş ve altı. Şimdi şuraya da geldik, trabzan tepesine. Burada da yapalım birer tane. İki, dört, altı. Evet, şuraya batalım. Şimdi geldik, bu zincirlere yapacağız. 6 tane yapıyoruz. İki, dört, altı. Bakın şu aradaki yere sık iğne yaptım. İki, dört ve alt. Bu şekilde örneği yapacağız. Komple çevresini gideceğiz hanımlar. Şimdi video uzun olmasın diye sonradan önce sonra burayı birleştirin. Bakın burayı da birleştirin. Ondan sonra bu örneğe komple gelin buradan sonra. Burası birleştirdikten sonra ve devam edin düz. Bu şekilde şu an ters katlamışım. Bakın böyle gelin komple, sonra dönün. Böyle köşeleri de aynı bu şekilde eşit düşürün. Komple çevresini gidin. Sonra buradaki komple bunun çevresini de bir bakayım, ona göre gidip gelelim. Ben şimdi bitirip komple geliyorum. Evet hanımlar, yeleğimizi bitirdim. Çok güzel oldu. Umduğumdan daha da güzel gözüküyor şu an. Zaten sizlerle birlikte tasarlıyorum bu ürünü. Bakın şöyle böyle uzunca iki tane ipi bir araya getirerek zincir çektim. Sonra ucuna püskül taktım bu şekilde. Bakın bu öndekini öne, arkadaki bağcığı da arkaya, iki tane bağcık ördüm. Rahat 1 metre uzunluğunda bağcıklarımız. Böyle ayarlayabiliyorsunuz. Çok güzel bir model oldu. Bu şekilde hanımlar. Şimdiden herkese kolay gelsin diyorum. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.